Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Her gelişimde şikayetçiyim dershanedekilerle. Ampullerin fal diyorlar. Her gelişimde ışık az. Ama her hafta azalıyor. İktisattan. Her hafta bir daha ufaltıyorlar, biraz da ufaltıyorlar, biraz da ufaltıyorlar, iktisattandır diyor. Salih, niye böyle yapıyorlar? Taha, hoş geldin. Ne haber? Maalesef ki yine ben. Ama çok hoşunuza gideceğine inandığım bir ders var. Benim çok keyif aldım ama hakikaten şey, bazı dersler bana çok keyif veriyor. Belki sizin fıtratınıza şey gelmez ama dedim ki, çalışacağım dur üzerine ama Sultanbeyli'nin nerede yapalım dedik. Kastamonu'yu açtım, burası çıktı ve öyle açarak geldi ama çalıştım. Çok keyifli bir yer. İnşallah istifade Allah ettirsin. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Kastamonu layıkasında. Hani oku oku hani yapıyoruz ya, yapıyorlar ya. Bir şey okulda gidelim layıkaları. Hususi bir şeymiş yani. Abiler arasındaki hissiyatlarmış. İşte üstad şey yapmış. Şunu okuyacağım Kastamonu. La teşbih ve la temsil. Peygamber aleyhissalatü vesselamın. Faruk bunu çok iyi dinle abi. Dershaneci olduğun için. Kur'an-ı Kerim'i Allah Resulü'nün sünneti olmadan nasıl izah edeceksin? Kur'an-ı Kerim geldi. Anlaşılmaz bir kitap. Muallimsiz olsa ne kalır? Manasız bir kağıttan ibaret kalır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i ilk tefsir etme hakkı kime ait? Bir ayeti, başka bir ayete ait. Sonra Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine ait. Peygamberin sünnetsiz, sünneti olmadan Kur'an izah edilir mi? Ve hakkımı selavatü zeka diyor. Nasıl namaz kılacaksın? Namaz şekli nasıl olacak? Resulullah benim kıldığım gibi bana bakın kılın dedi. Öyle mi abi? Laikalar da laikasız imanı mevzularda anlaşılmaz. Nasıl azmeteceksin? Bak bak okuyacağım göreceksin. Aziz Sıdık sebatkar kardeşlerim. Sayfa 105. Sizin faaliyetiniz ve sebatkarane çalışmanız Risale-i Nur dairesinin zemberi hükmünde bizleri ve çok yerleri harekete getiriyorsunuz. Allah sizden ebeden razı olsun. Bin amin amin. Amin. Çünkü kağıtta yazılan bir selam almak da vaciptir. Kağıtta yazılan bir vekaletname geçerlidir. Selam da geçerlidir. Dua da geçerli ya. Geçerli değilse ne amin dedi. O zaman selam da geçerli. Size yani biraz fazla taşidat yapmıyor. Laikaları kale almayanlara gönderme yapıyor. Size Hizbul Kur'an'dan evvel gönderilen Risale-i Nur'un Virdül Azamına ilhak etmek için bir parça yazdık. Nedir o Hizbul Kur'an? Şöyle düşünün. Eskide mavzerler vardı. Değil mi? Tak tak koyardın. Mermi koyardın. Düşerdi. Sonra tak 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 yapardı. İkinci koyardı. Zaman geçerdi değil mi mermiyi? Mavzer kullananlar vardır değil mi? Yani böyle atardık. Abdullah bilmez sen onu ama tüfeklerde de var. Sonra onu attım mı? Açardık şeyi veya mavzeri kenarda tak koyarsın tekrar yani tek atman lazımdı. Ama şimdi niye bunu anlatıyorum? Sıkıntı var diye bir insanda sıkıntı. Kur'an okuyacaksınız. Kur'an'da mirasus kuku var, uzaydan bahseden var, kabirden bahsediyor, bir sürü şeyler var. Direkt senin hastalığına evet tesir edecek var ama dolayısıyla var. Direkt etmiyor. Tamam. Peki direkt edecek ayetler nerede? Bir tanesi Bakara'da. Bir tanesi Ali İmran'da. Bir tanesi Meryem'de. Şimdi o okurken gelecek de bir istifade edeceğiz. Yarım saat sonra bir ayette gelecek gene psikolojimize şifa olacak ayetler bir araya gelir. Bir daha gelecek şey. Ustad ne yaptı? O tek tek atmak gibi değil. O hastalığımıza, psikoloji sorunumuza lazım olacak o ayetleri
Hepsini seri tüfek gibi, tabanca gibi hepsini alt alta dizdi. O ayettir. Aslında ustadın değil, sahabenindir. Şimdi Hizbul Kur'an demek, bu farklı farklı Kur'an'daki ayetleri bir araya getirdi. Beklemeyesin diye. Hizbul Kur'an o. Yazdık bir parçayı da 29. lemada yerini gösterdik. Benim hususi tefekküratım o nevi'den olduğu cihetle bana ihtar edildi, ben de yazdım. Saniye, birkaç gün evvel size gönderdiğim son mektuptaki hayat-ı dünyeviyenin hayat-ı diniye galebe etmesine dair ikinci meselesi münasebetiyle, yani onu gönderdikten sonra, bundan önceki mektup gönderdikten sonra gayet ince, şu andaki mektup bu, şu anda giriyorum. Gayet ince şu anda okuyacağım. Ve kaleme alınmaz bir mana kalbe zahir oldu. Gayet ince, kaleme alınmaz bir mana kalbe zahir oldu. Gayet ince, fakat kaleme alınmaz bir mana zahir oldu. Yalnız gayet kısa o manaya bir işaret edeceğim şöyle ki. Hazır mıyız? Neymiş? Gayet ince bir mana, fakat kalem alınmaz. Yani balın tadı anlatılır mı? Anlatılmaz. Belki biraz nispet edilir ama yenmesi lazım. Bu şu anda konuşacağım mevzuda odur diyor. Ama Nur talebeleri çok okudukları için, çok bunlarla alakalı şey, ortalama biraz bir şeyler biliyorlar. Ama bu yürünen bir yol. Risale-i Nur'da yürünen olduğu için biz rahatız. Yoksa ehli dünyanın rüyasına gelmez bu işleyeceğimiz konu. Bu acip asrın hayat perest ehli dalaleti aldatan acip asır olduğunu bilmiyor. Yani geçmiş asırdan ne fark var? Hatta daha iyidir diyor. Değil mi? Eskide güğümle su alırdık. Şimdi boruyla geliyor diyor. Daha iyidir diyor. Aldatmış. Dolayısıyla temelde kafadan girdi zaten. Asrı tanımlayamadığı için getirdiği pislikleri de miskamber gibi koklayacak şimdi. Asrı geçmiş asır değil. Kur'an'ın nazarında çok dehşetli bir asır. Bu asır. Ne kadar dehşetli? Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir asır gelmemiş. Gelmeyecek bir de. Peki ehli dalalet böyle diyebiliyor mu? Diyemiyor. Bir kere bu. Ne yapan? Ehli dalaleti aldatan, sarhoş eden neymiş? Fanilerden suri aldıkları zevk. Fanilerden böyle zevk alıyor. Gayet acı ve elim olduğunu, bu zevk dediği gayrimeşru. Sen onların aldıkların el lezzet var ya, gayrimeşru. Sen de ruhun uyandığı için onlar gibi lezzet alamazsın. Onların gayrimeşru aldıkları pislikten, şöyle diyeyim. Sinek pislikten lezzet alır mı? Alır. Arı alır mı? Almaz. O da sinek değil mi? Ama almaz. Birisi çiçeğe konar, birisi pisliğe konar. Niye konmuyor arı? Fıtratın şeyi. Sen konamazsın kardeşim. Konmayı istesen de bu derslere katıldıktan sonra, bunları dinledikten sonra günah yapabilirsin. İnternete girebilirsin. İnan bana, onlar gibi lezzet alamazsın. Seyrederken haramı, aynı zamanda o şiddetle elim alıyorsun. Vicdan azabı. Alıyor musun, almıyor musun? Ben alıyorum. Elim alıyoruz. O anda zaten kapattıktan sonra küllümen elem. Günlerce. Onlarda ne var? Onlarda asır tanımlama yok. Asır tanımıyor. Günahı da miskamber zannediyor. Bu normal zannediyor. Ama bizde uyanmış. Bu anormal, anormaldır bu. Tamam? Şimdi
onların fanilerden sürü aldıkları zevk gayet acı ve elim olduğunu, ehli imanın ve hidayetin aynı yerde ve o faniyatta bakiyane ulvi bir zevki bulunduğunu gördüm ve hissettim fakat ifade edemiyorum. Bak şimdi, ehli dalaletin günahtan aldıkları zevk, kabire bakışlarında dehşet alıyorlar. Mezarlıktan dehşet alıyorlar. Birisi öldüğü zaman aman. Müslüman ise günahları yapar. Zevk alır ama zevkle beraber elemi var. Fakat Müslüman şuurluysa kabirde zevk alıyor. Ölüm onlar gibi değerlendirmediği için ölüm o kadar ürkütmüyor Müslümanı. Bir daha. Ölüm Müslümanı ne kadar korkutur? Şu kadar. Ama kafirin ödü patlıyor. O zaman ters orantılı. Müslüman günahlardan pek zevk alırken elem de alıyor. Onlar gibi lezzet alamaz. Müslüman günahlardan onlar gibi lezzet alamaz. Kafirler de Müslümanın kabirden aldıkları rahatlık onlarda da yok. Burası oldu mu biraz? Ya, ters olantı. Biz kabire karşı rahatız derecemize göre. Allah biliyor sizi mi kandıracağım. %70, %80 ben kabre rahatım. Gelse eyvallah diyeceğim. Demesem namertim. Ama adam dehşet alıyor. Peki günaha karşı yani insanı sıkıyor bizi. Onlar günahtan aldıkları lezzet biz kabirden alıyoruz. Kabir ve sonrası. Çok da merak ediyorum. Nasıl bir şatafat olacak ya? İmam-ı Gazaliler orada. İmam-ı Rabbani orada. Şafii Hazretleri orada. İmam-ı Azam orada. Abdülkadir Geylani orada. Bahattin Şah-ı Nakşibendi orada. 124 bin peygamberle çay içeceğiz orada. Çay oturup çay içeceksin ya. He ya Allah Allah. Şit aleyhisselam ya sana iman etmiştim ya. Allah Allah seni de gördük ne güzelmiş ya. Değil mi? Acayip bir şey. Dalyan aleyhisselam. Adam ilk defa ismini duyuyor tamam mı? Onu göreceğiz. Yemek yiyeceğiz onunla. Oturacağız yani. Peygamberler şaka demiyorum ha. Bir tasvir etmiyorum. Ya garip bir alem ya. Ölümün güzelliğini Müslümanlar görse var ya zahirde. Hemen çabuk gideyim diye oranın güzelliğini görse Müslüman. Hemen çabuk gideyim diye Müslüman intihar edip ölür. Kavuşayım diye. Olur mu abi? La kız için intihar ediyor da. Hurileri mi görse ne yapar? He? Kız için intihar ede yok mu? Var. Başkası için. Fabrikadan iflas ettin. İntihar ede var mı para için? Salih? Var değil mi iflas et? Şimdi her bir Müslümana en az küreyi arsının 500 katı mekan verilecek. 500 katı. O basit bir şey yani. Gezinti yeri. Gezintiymiş ha pikniği. Ve fabrika için intihar edenlere arş verilecek. Nihayetsiz hazineler verilecek. E fabrika için intihar edene şu verilecek yer gösterisi intihar etmez mi? Bunun için intihar ediyor. Kız için intihar ediyor. Hurileri görse ne yapacak? Değil mi? Ben seni seviyorum diyor. Diyor ki ben seni seviyorum. Hadi çırp topu köprüden aşağıya. Huri'yi görsen, lan seni bekliyorum neredesin, ne bekliyorsun lan orada dese, doğru kabire. O köprüden aşağıya, sen de aşağıya. Ya şaka demiyorum ha. Ya bizim değerlendirdiğimiz gibi görse, dehşet almaz ki. Sizde bende ne korkusu var biliyor musun 20-30? Ya kabir korkusu değil o. Sorumluluk korkusu. Günahımızın korkusudur. Günah kendisi korkudur. Sebap kendisi güvendir. İman güvendir. Sebap güvendir. Korktuğun kabir değil be kardeşim. 100 defa bu dersi yap. Şu ölüm korkusu, sendeki ölüm korkusu değil. Sorumlulukla yüklenmiş olduğun sorumluluğun vardı. O korku günahın vücut haricisidir. Kendisi günahtır o. Kabir korkusu değil o. Günahın kendisidir o.
Mesela şey diyeyim. Ben yanıma geldiniz, gayet insan kokuyor. Cebime poşette gübre koysam. Kokar mıyım, kokmaz mı? Sigara içsem, içim sigara, ciğerim. Ne yapayım lan falan koyayım. Sigara pis kokar mı, kokmaz mı? Ha, bunun gibi işte. Yani ben sigara kokmuyorum, sigara bana sinmiş, sana sirayet ediyor. Ha, ölüm korkusu kendi zatı değil, ölüm korkusunun kendisi günah korkusudur. Çünkü sebabın arttıkça, günahtan uzaklaştıkça sende güven gelmiyor. O korku ne oldu? Günah olmayınca güven oldu. Günah olunca ölüm korkusu başlıyor. Ölüm korkusu değil, günah korkusudur o. Günahın kendisidir. Negatiflik, peki nedir o? Dünyada muaceldir, peşindir bu. Peşin beladır bu. Günahın dünyadaki, günahların dünyadaki peşin hali korkudur. Üstad diyor ya 9. sayfa lemalarda, işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Ne demek ruh? Sıkıyor da. Sıkıntı günahtır. Ya televizyonda kalkacaksın, televizyonda, internetten kalkacaksın, ondan sonra diyeceksin ki oh be ne kadar rahatım ya. Bu huzur. Lan öyle bir huzur olsaydı biz onun önünden çekilir miydik? Haberlerden çıkacak. Sen hiç haberlerden ayrıldıktan sonra mutlu oldun. Var, mutlu olan parçalar da var. Ama yarım saat içinde 25 dakika dehşet aldın, 5 dakika belki de yok. Uzak duracaksın. Demek ki ölüm korkusunu anladık. Günahın donmuş halidir. Sigara kokmaz mı? Sigara kokuyor, günah da kokuyor. Nasıl kokar? Su kokuyor. Abi kokar mı? Ya pis kokanlar peki kim? Çok abi, kokular çok ağırdır bazıların teli. Niye kokar? Peki Resulullah niye gül kokarmış? Dokunacak ama dokunsun da kabirde mi anlayacaksın? Burada anla. Eğer kokunuz ağır kokuyorsa, kokunuz ağırsa ona koku arama, ahlakını düzelt. Ahlakın ağır. Ahlakın düzelmedikçe kokun düzelmez. Ahlakın ağır olduğu için pis koku oluyor. Teri pis kokanlara söylüyor. Hepimiz dahil. Ben de dahilim. Ne kadar günah ve ahlakımız ağırsa terimiz pis kokar. Ne alakası var kardeşim? Doktora gittiğin zaman büyük abdest, küçük abdestini ne istiyor? İçeriği seyredeyim diye değil. İçeride ne var, hangi hastalık var? Ver onları. Doktor bey ne yapacaksın lan o pislikleri? İçini, senin için pislik. Aslında benim için içeriği dışarıya taşıyan mesaj paketidir. Ha, büyük abdest, küçük abdest içeriği dışarıya taşıdığı gibi ter de ahlakı dışarıya taşıyor. Tamam. Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh, kirli çamaşıra koku değil diyor, sabun lazım. Kokuya, şey pis kokuya kokuyla bastırma, ahlakını düzelt. Bazı evlere gidiyorum, evlerinize. Tuvalete koymuşlar kokuyu. Önümü koparıp atıyorum. Hanıma diyorum ki tanımadım. Amanat, niye burnu aldatıyorsun? Allah niye burnu verdi? Tuvaleti temiz tutun. Temiz tutmasan bu yana. Bu bize alarmdan haber veriyor. Niye bunu aldatıyorsun? Koku asacağına tuvaleti temizle. Ya. Şimdi sevgili arkadaşlar, onlar aldıkları lezzet var ya, sifyane. Aynı şeyde ben lezzet aldım diyoruz da. Onların korktukları kabirde aynı ben muhabbet aldım diyor. Adam şey bir aruz diyor ölüme ya. Düğün gecesi diyor. Ya kafa yedi veya biz kafasızız. Ya o kafa yedi. Ölüme şey bir aruz denilir mi? Düğün gecesi denilir mi? Risale-i Nur'u mutadid yerlerinde nasıl ispat etmiş ki ehli dalalet için zaman hazırdan mağda her şey madum ve fırakların elemleriyle doludur. Ehli dalalet için nedir biliyor musun? Seyrettin, yedin, bitti. Yedin mi? Bitti. Fıraklarla dolu. Ayrılık belası var ya.
Akşam yattığınız zaman hiç mi böyle geçmişi geçmiyorsunuz? Ah, ah, vay be. Hele memleketi yazın gidince o su arklarının başında, o ağacın altında, o eski yerde babaannenin oturduğu, yaslandığı dilek hatırına gelmiyor. Yayık yaptığın yeri hatırlamıyor musun? Keçiyle güreştiğin yeri hatırlamıyor musun? Ha, fıraklarla dolu ehli dalalet. Sana bu kadarcı veriyor imanın olduğu halde. Fırak. Ya kafirde ahiret yok. O ne yapıyor? Yakıp yıkıyor. Hatırlamamak için aklını uyuşturuyor. Sen ayrılıktan bu kadar elem alıyorsun. Ben de gidiyorum erzelere, yaylalara. Ben de çoban büyüdüm. Çobandım. Sırlarımız var. O yağmur yağdırıldığı zaman sırrın altına girerdim, yapardı. Ben ayrılana kadar, yarın yağmur geçene kadar kesinlikle sır kıpırdamazdım. Orayı, belki çok derste anlat. Oraya gidiyorum, senelerden beri o tam orada oturuyor. Peki ehli dalalet diye düşün, ne yapar o? Ben dedim ki olan ahirette gene benim olacak o. O sırla kardeş olacağız, arkadaş olacağız. İmanın imdadına yetişiyor buyum. Ya iman yoksa? Gençlik gitti. Sağlık gitti. Bel eğildi. Göz görmüyor. Bak dersten geldim. Ampulleri küçültüyorsunuz dedim her hafta. Tamam demiyorum ki benim gözüm az görüyor. Her hafta. Her hafta dairenin, binanın merdivenlerini dik yapıyorlar. Her gelişimde merdivenler dik. Demek ki son kullanma tarihine geliyormuşuz da haberimiz yok. Orayı kabul etmiyorum ya. Allah Allah. Ehli dalaletin zaman hazırdan başka hepsi elem. Baklava yerken lezzet var. Bitti elem. Vay be gitti. Bu kadar mı? Bu kadar için mi? Bak baklava elimde lezzet yok. Yok 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 koy. Var lezzet yok. İki yokluk arasında varlık varlık mıdır? Bak baklava elimde. Lezzet var mı? Yok. Al sana lezzet. İndi. Lezzet de gitti. Lezzet yok. Ağzımda lezzet var. Gömdüm. Gitti. İki yokluk arasındaki varlık hiç var mıdır? Öyle aldanıyoruz. Bir an-ı seyyade demişler ya. Bir an-ı seyyade. Hiç ya değil mi Faruk? Yani nasıl aldanıyoruz ya? Nasıl aldanıyoruz biliyor musun? Arkadaş çevrenden dolayı. Düzelmek veya değişmek istiyor musun? Çevreni değiştir. Hiç zorlama kendini. Değişime zorlama. Hemen en kolay yolu söylüyorum. Çevreni değiştir. Tak kral sensin. Hem o çevrede olacaksın hem iyi olacaksın. O çok zor. Hem suya gir, hem ıslanmak istemiyor. Hem ağzına şekeri koy, hem lezzet almak istemiyor. Öyle bir şey yok. İyi olmak istiyorsan, arkadaşlarının iyi olması lazım. Yoksa iyilik yoktur. Ehli hidayet için mazi, müstakbel, müştemilatiyle mevcuttur, nurludur. Görüyor musun? Allah aşkına ya. İmanın yaptığına bak. Ehli hidayet için mazi var ya, geçmiş, gelecek mevcuttur hala. Gelecek de mevcuttur. Ya ne büyük nimet. Ulan kardeşim, sen bu elemi var ya, fırak, ayrılık eleminin ne olduğunu bilsen var, bu kitabı öpmesin, yersin. Bütün şarkı türküler buradan geliyor. Yaktın beni, virane ettin, köfte ettin, şöyle tost ettin beni, hep onlardan geliyor. Ayrılıktan geliyor. Ayrılık belası. Mahvettin beni diyor. Bir tane şarkıcıya denk geldi biliyor musun Karadeniz'de? Uzungöl'de denk geldim. Bir şey soracağım dedim. Neyse tanıştık Uzungöl falan. Şöyle meşhur yani. Bizim oralarda meşhur. Ya sen herkes şu an sana herkes bir şey soruyor. Ben başka bir şey soracağım. Dediler ya hoca. Merak ettim mi dedi. Bana hoca ne soracak? Sakın bana değil mi hanım bana falan dedi. Hani dedim yok. Başka bir şey soracağım. Sen dedim, sevgili için şeyler yapıyoruz.
Elinize geçmiyor mu bu sevgili ya? Senelerde mi sevgilim sevgilim? Hiç elinize geçmiyor mu dedi. Dedi ki, güldü. Dedi ki, elimize geçti dedi. Yanımızdayken gene elem alıyoruz dedi. Niye? Onu da bilmiyorum dedi. La tamam benim oldu. Diyorum ey aklım, ey duygularım diyor. Kendisi diyor. La tamam sevgili bu. Senelerden beri buna at yaptın. Değer miydi diyorum diyor. O da gülüyor. Buna değer miydi bu şarkılar diyorum diyor. Tamam elime geçti. Gene yanıyorum. Bir yerde bir şey var diyor. Tanımlayamıyor. Eline geçmiş. Hala sevgili diye bağırıyor. Niye biliyor musun? Aşkı bekaya meftun olan şu kalbini faniyata atınca daha beter yanıyor. Daha beter yanıyor. Bazı ateşlere su dökerken, söndüreyim derken daha beter yayıyorlar ya. Daha beter yayıyor. Geçiyor, elinde durmuyor. Yok ya, yanında. Çünkü o sönmüyor. Niçin? Aynı samet olduğu için ancak Allah ile tatmin olur. Kabir tabii Allah Allahsız dehşet olur. Bize güzel gözükmesinin sebebi kabir var. Allah da Allah kabirden daha büyük. Cehennem var. Allah daha büyük cehennemde. Allahu ekber o için var. Lan nükkan mekir var. Allah büyüktür. Allahu ekber. Allah devreye koyduğumuz için, Allah devre dışı yap bakayım bak ne oluyor. Bu elimle ne kadar mezara indiriyor. Aa, 20, buradan ne zaman çıkmıştık? Nereden gitmiştik ya? Pazartesi miydi? Cerrahpaşa'ya gittim. Cerrahpaşa diyorum tabii. Çapa'ya. Dün neydi bugün? Salı mı? Cuma günü. Cuma günü mü gittim? Ümraniye'de Cuma günü gittim. He. Ondan sonra Cuma'dan sonra gittim dersten sonra. Niçin Çapa'ya gittim? 22 yaşında. Kan kanseri. Ölüm bütün çıplaklığıyla gözüktü. Hadi bakalım ölümü bayılmak mı zannettin? Adam dedi ki duymasın ama çocuk duymuş. Teselli için düzeleceksin diye tutuyorlarmış. Maddiyatı var ya. Aslında eve götürün demiş. Bir hafta vermiş. Onu duymuş. Şimdi sana soruyorum. Bir haftan kaldı. Senin imanın olduğu halde ölümüne bir hafta var. Ne yapacaksın? Nasıl dayanacaksın? Ne yapardınız? Herkes kendisine bir soru var. Bir haftanız var. Hemen 10 saniye. İlk ne aklınıza geldi? Ne yapardım? Aklını kullanma. Bir haftanız var. Ne yapardınız? Tövbe. Onu niye yapmıyorsunuz o zaman? Hatırınıza geleni diyor. Şimdi arkadaşlar. Mazi ve müstakbel bitmiş onlarda. Şimdi namaz yok gençte, 22 yaşında. Dava yok. Bir cemaat yok. Ondan sonra o dersi yaptığında sekerat anında tutunacak neyin var? Bak bir ders var sitede 3. Ölüm anında neye tutunacaksın? Bak. Bir hafta kaldı. Ateş bastı inan. Neye tutunacaksın? Acıyorum ona ha. Vallahi acıyorum. Namaz yok. Oruç yok. Dava yok. Bir adam nereye gidiyorsun? Feyne tesebun. Bu gidiş nereye? Nereye gidiyorsun? Düğüne mi gidiyorsun? Ölümü bayılmak mı zannettin? O gurur kibirler ne olacak? Kafayı diktin Allah'a namaz kılmadın. Oruç tutmadın. Hoş geldin diyecekler ya. Ha bak. İnan %70 bekliyorum dedim. Aleyhisselam, tutunacak bir şeyim var. Amel mi? Hayır. Hayır. İştirak amali uğrayı, şahs manevi sebep noktasında Allah'ın rahmetine vesile olacak. Netice Allah'ın rahmeti. Ya, arkadaşlar, kafasız değil ki, düşünüyor. Lan ne olacak şimdi? Gidiyorum. Gideceğim. Hocam biraz da dursanız. Sanki ben orada olunca azal gelmeyecek. Ha? Biraz da dursa. Öyle hissettim yani. Hocam biraz da dursa. Hocam biraz da dursa. Durdukça dur diyor. Elhamdülillah. İyi ki imam var. İmanımızdan daha değerli ne var? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Yani işte.
En iman, iman. İmanın var, kral sensin. İman zayıf, köle sensin. İmanın, oh, bir şeylerde korkuyor musun? İmanın orayı pek aşamadı. O iman düşük. Hadi bakalım, orayı da açsın. İman çünkü mazi-i müstakbeli bir gösteriyor. Çok keyiflidir ya. İmanlı bu dünyada yaşamak malum sizce de. Çok keyif veriyor insana. Ya. Aynen öyle de ehli hidayet için mazi, müstakbel, müştemalati ile mevcuttur, nurludur. Aynen öyle de faniyatta yani geçmiş muvakkat vaziyetler ehli dünya için fenai mutlak karanlıklarında madumdur. Geçmiş ne? Bitti. Ama nasıl başlamışlardı biliyor musun? Ona söylüyorlardı, mutlaka demişlerdi. O 22 yaşındaki gence. Bak ne dedi biliyor musun? Çalıştım ya derse bak. Çalışarak geldim. Ders yapanlara gösterilir size bak. Çalışacaksın. Ben onlara dedik namaz kıl, derse git. Hadi gidelim. Zamanım yok. Ne zaman Muhammed dedi ki, kardeş hadi derse gidelim. Hocam hakikaten kalbim sizinle ama zamanım yok. Şimdi el freni çektiler, takoz koydular. Zamanın bol bol olacak kardeşim sana. Bak ne demişti bize lisan haliyle? Ben saadet-i dünyayı ve lezzet-i hayatı ve terakkiyat-ı medeniyeti ve kemal-i sanatı kendimce ahireti düşünmemekte. Ahiret mahiret nerede ya? Ne alakası var? Daha genciz. Esselatu ve selamu aleyk. Kaç yaşındaydın? 65. Oo 22 yaşındayız daha. Çok var ya. Ben dünya hayatını kendimce ahireti düşünmemekte, Allah'ı tanımamakta ve hubbu dünyada, dünya sevgisi üzerinde ve istediğim gibi vur çal patla oynasın, hürriyette kendimde, bir de kendimde güvenmekte, gençlik ne olacak lan buna, taş gibiyim ya, taş yesem bile eğilir, kendine güvenmekte gördüğüm için böyle şeylerle meşgul değilim. Allah ile ara nasıl dedim? Böyle hobim yok dedi. Öyle dedi ha bana. Allah ile dedim dinle ara nasıl? Benim böyle bir hobim yok dedi. Ya sana gösterirler hobiyi şimdi. Gel bakalım. Nereye gidiyoruz? Görelim bakalım. Peki uyandığı zaman ne olur? Uyandığı zaman da şu olacak. Bak, kağıdı koydum gene. Diyor ki, işte Kur'an hakimin küfarlar hakkında da bir nevi cihet-i rahmet vardır ki hayat-ı dünyeviyi onlara cehennem olmaktan bir derece kurtarıp bir nevi şek verecek, şek vererek şek ile yaşıyorlar. Yoksa ahireti bak, bütün şey yaptı şimdi, kanser olunca bu yok. O ihtimal kalktı. Ahiret bütün çıplaklığıyla gözüktü. Çünkü doktor demiş, duymuş. Bir hafta var demiş. Lenf kanseri ya, her tarafa dağıldı. Diyor ki, ahireti, cehennemi andıracak, bu dünyada dahi manevi bir cehennem azabı çekecekler, çekiyorlar. Ve intihara mecbur olacaklardı. Fakat iptali his nevinden hissetmiyorlar. Ne demek iptal his biliyor musun? Dişçi dişe uğraşıyor. Zaten o sesi duyduğun zaman kafan gidiyor değil mi? Çok dehşetli bir şeydir. O dişi hissetmemek için ne yapıyorlar? İğne vuruyorlar. İğne değil mi? Ha, ameliyatladım. Onun adı iptali histir. İptali his. His iptal. Sefihler ve kafirler de ahirete baktıkları zaman ya içki ya sefahetle aklı uyutuyorlar. Düşünmemeye gayret ediyorlar. Ha 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 ha. La kara lu karalarla hatırına getirmek istemiyor. Peki niçin ha 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 hu hu neşeli gözüküyorlar dışarıda? Çünkü ben köyde çobanlık yaptım. Çobanlık yapanlar bilir. Hayvanları bağladıktan sonra köye inerken kimse yok. Gece yarısı. Yani akşam okundu yani. Çocuğuz. O korkuyu nasıl bastıracağız? Şarkı türkü bir şey biliyorsanız söyleyeceksin. Ben de şöyle yapardım. Dayı! Tamam geliyorum.
uzaktan bakama der ki, ulan bu çocuğa bak ya, ne cesur, dağ kafasına geçirmiş diyor. Bir de bana sor, çamaşırıma kaçırmışım. Korkudan, peki nasıl şarkı türkü söylüyorum, bağırıyorum, korkumu bastırmak için. Orada bir fatatatık bir kuş oynasa, fare bir kaçsa, ödüp ak diyor. Onları duymamam lazım. Yani onların da sokaktaki ha 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 uğuları azabını bastırmak içindi. Mutluluktan değil. Zoraki ha 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 ya, yalandan. Onların psikoloji ciğerlerini biliyorum Allah'ın izniyle. Onda yapıyor. İçi yanıyor, yanıyor. Faniyatta yani geçmiş muvakkat vaziyetler ehli dünya için fena-i mutlak karanlıklarından mahrumdur. Ehli hidayet için mevcuttur diye gördü. Şimdi niye hissidir kalem alınmaz? Şimdi kabir ve sonrasını Allah aşkına matematikle çöz. Kimyayla çöz. Adam bir tanesini de biliyor musun? Olana demiş ki, ismini de söyleyeyim arabanın. Oğlum demiş, şu Ford var ya aşağıdaki Ford. Demek eski Ford'da sallanmış. Olmuş yani, ben meşhurların bir ismi vermeyeyim bunu. Adam dedi, meşhurların ölümü diye bir kitap okumuştu. Orada yazıyor. Diyor ki, oğlum dedi, mezarımı büyük kazacaksınız. Üst tarafı ufak olsun mezarı. Aşağıyı geniş kazacaksınız. Niye baba demiş, ben ölünce dedi, beni dedi arabanın içine yatıracaksınız, arabayla gömeceksiniz. Sonra arabayı kapatıp yukarıda mezarlık gözükecek ama aşağıdayım. Tamam babaya bir şey dememişler. Sonra çıkmışlar. Annesine demişler ki, anne bir şey diyemedik. Babamız böyle diyor. Bir sor, biz diyemedik ya. Arabanın içine, Ford'un içine, beni Ford'un içine koyacaksınız dedi. Tamam. Ben dedi, beni öyle gömeceksiniz. Ne istemiş biliyor musunuz? Demiş sonra, oğlum demiş, annenle şey gönderdin, gel söyleyeyim sebebi. Söyle baba demiş, arabayla mezara giren ilk defa duyuyoruz. Oğlum demiş, o arabayla hangi kuyuya girdimse hep çıktım. Gene çıkacağım oradan dedi. İnanıyor. Gördünüz değil mi? Peki Mısır'daki piramitler niye olmuş? Söyleyin. Niçin piramitlerin içindeki mumyalanmış cesedin yanında buğday var? Ölü mü yiyecek? Tamam bu buğday oldu belki, bir fare mareye de sevap kazanayım der. Altından niye var? Ne olur ne olmaz uyanırım. Çıkana kadar kimseye sesimi duyarken şurada buğday olsun da burada yiyelim. Para da lazım olur. Tekrar dirileceğine inandıkları için. Reenkarnasyon var ya, yeni isim. Yeni uydu bunu yani temcit pilavı gibi içi aynı, kılıfı değişik. Reenkarnasyon işte Kur'an'da da bu manada geçiyor. Ölümü istemedikleri için diyor. Bu Yahudi öğretisinde var, Hristiyanlarda geçmiş, ölen bir insanın ruhu işte iyi ise iyi şeylere girecek dünyada en son yine geleceğiz, insan olacağız. Kötü ise sığıra girecek, çakala girecek, bilmem yılana girecek, gene hop devir daim. Yani öyle olsaydı, devir daim olsaydı hiç nesil artmaması lazım, eksilmemesi lazım, nesil artıyor. Peki artanların ruhu nerede olacaksın şimdi? Hep madem devir daimsa. Ya ona inanıyor. Ford'la girmiş ya çok çukurlara. Oradan çıkmış, buradan da çıkacakmış. Oysa el freni çekmişler, takozu da koymuşlar, haberi yok. Çünkü eski zamanda çok alakadar olduğum zevkli veya kıymetli ve şerefli muvakkat vaziyetleri müteessirane hatırladım, muştakanı arzuladım. Neden bu mübarek vaziyetler mazide kalıp fani olsun düşünürken iman-ı billah nuru ihtar etti ki o vaziyetler gerçi surete fanidirler, birkaç cihette mevcutturlar. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın baki isimlerinin cilveleri olan o vaziyetler daire-i ilimde ve elva-i mahfızada ve elva-i misaliyede baki oldukları gibi. Yani diyor ki üstad, yani ben diyor bir sürü hepimizde, annemizde, bacımızda, teyzemizde, dayımızda, dedemizde, babaannemizde yaşamışız yani. Hepimiz. Peki bir, çoğusu gitmiş. Hepin, mesela yaşlara soruyorum, şu 50'den sonra olanlara.
Köyde eskide tanıdıklarınızın kaçta kaçı kaldı? Köyde 50 yaşından yukarı olanlar söylüyor. Ben kendimi söylüyorum. Ben köyde tanıdıklarımdan ancak üçte biri bile yok. Hepsi gitmiş. Neredeyse ölüm kuşağı bana gelmiş. Benden böyle bir 60 civarında bir kuşak kaldı. 70'lerin çoğusu gitmiş. 80'den tek tük 90'da kimse yok. Yok ya. Şimdi benden önce bir kuşak var. Beni biraz oyalıyor. Daha var canım. 5-10 sene gözüküyor. Peki hepsi gitmiş. Usta da diyor ki eski zamandan çok alakadar olduğum zevkli, kıymetli, şerefli, muvakkat vaziyetler mutahassirane hatırladım, muştakanı arzuladım. Hani o dedeniz, babaannelerimiz değil mi? Hani ekmek yapardı. Değil mi? Hayvanlarla beraber. Nerede? Ya. Neden bu mübarek vaziyetler mazide kalıp fani olsun düşünürken? Neden? Neden mazide kalsın? Bu kadar güzel mutluluklar. Niçin o güzel simalar şu anda topraktalar? Hatta toprakta bile değiller. Toprak olmuşlar. Mantık almıyor ki. Senin babaannenin, dedenin yüzünü hatırlasana. Onlar nasıl toprak olur? Ama toprak. Neden? Düşünürken iman-ı billah nuru ihdan etti ki Allah'a iman etmenin nuru imdada yetişiyor. Allah'a iman etmek dünyada yarıyor. Ahirette Allah'a iman etmen gerekiyor ki zaten oradasın. İman gaybadır, orada artık gayb değil ki. Ahirete iman et. Neye iman edeceksin? Zaten oradasın. Burada ha Allah'a iman etmenin bedeli bu dünyada iman ettiğinde besleniyorsun. Onunla bakıyorsun. İmdada yetişti, ihtar etti ki o vaziyetler gerçi surete fanidirler. O babaanne, dedeler gitti, o çayırlarda otlattıklarımız yok. Bak geçen yazın gittiniz, o hayvan otlattığınız... Hatta suları sırayla basıyordunuz değil mi? Sırayla o harklardan suları alırken kavga ederdik değil mi o su? Yok sana gelecek su bu hafta, bugün. Yok, kavga ettiğimiz yerler artık orman oldu. O sular da boşuna akmış. Öyle değil mi? Ey yaşlılar! Suyu sen mi kullanacaksın? Sırayla değil mi? 5 saat, 6 saat gündelik kullandığımız sular şimdi boşuna gidiyor. O hayvanların otladığı çayırlar var ya, çayırlar, diken sarmış. O tarla diken sardı, kafa da diken sardı. Artık kendi derdimize düştük. Ne sığır kaldı, ne ev kaldı, ne çayır kaldı, ne babaanne kaldı. Düştük kendi tansiyonumuza, kalbimize. Ölüm çanları başladı çalmaya. Ha. İman nuruyumda da yetişti. Yetişince ne yaptı? O vaziyetler gerçi surete fanidirler diyor iman. Birkaç cihette mevcutturlar. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın baki isimlerinin cilveleri olan o vaziyetler daire ilimde ve elva-ı mahfuzada ve elva-ı misaliyede baki oldukları gibi Allah'ın baki ismin tadına yetişiyor. O geçen o manzaralar, o tarlalar Allah'ın dairelerinde, ilim dairelerinde baki duruyorlar. Nasıl fotoğraf değil o, şak 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 değil. Şu anda canlı mısın, ruhlu musun? Aynen öyledir. Yani fotoğraflarımız böyle gitmiyor ha. Şöyle diyeyim. Ampul devamlı yanıyor gözüküyor değil mi? Oysa ampul saniyede 60 defa yanarsa ne? Gözün görme kabiliyetinden daha hızlı olduğu için biz onu devamlı yanıyor zannediyoruz. Arkadaşlar sen ve ben Allah'ın dışında her şey. Cennet cehennem dahil. Her şey var olup şu anda yok oluyor. Var olup yok oluyor. Var olup yok oluyor. Halkın cedid ayeti 2 tane. Peki niye anlamıyoruz var olup yok oluyor? Ben de var olup yok oluyorum bu mevcudatla beraber. Yani ben sabit olsam bu oynasa anlarım. Bak bir misal vereyim. Dağ tepesine çıkın. Ovadaki elektriğe bakın. Yanıp söndüğünü görüyorsunuz değil mi? Niçin ovadaki elektrikler dağdan yanıp sönüyor gözüküyor. Burada gözükmüyor. Çünkü ışık yanıp sönmesine kadar gelene kadar gözümüz o aradaki mesafeden dolayı ışığın yanıp söndüğünü fark ediyor. Ama kısa mesafede olduğu için yanıp söndüğünü fark edemiyoruz.
Niye anlattım bunu? Ben de bu mevcudatta var olup yok oluyor, yok olup var oluyor, var olup yok oluyor, var olup yok oluyor, yok olup var oluyor. İlimden kudrete, kudretten ilime, ilimden kudrete, kudretten ilime. Tır 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 tır. Ha, fotoğraf mı şimdi? Gidiyorsun işte. Tırt biraz önce dırt dediğim zaten gitti. Böyle bir fotoğraf, şak diye bir fotoğraf değil bu. Gittiğimiz her şey canlı ve ruhludur. İçki elini sürdün. Dır tır 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 tır. Canlı ve ruhlu. O konuşacak işte. Niye? Canlı. Kur'an'a elini tuttun. Tır 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 tır. Gitti. Öyle şak 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 fotoğraf yok. Kendisi o. Parça parça olduğu için fotoğraf deniyor. Muhammed. Gel de şimdi arama yap ha. Televizyona bakarken baktığın yere bakıyor Allah. Gel de bak ha. Senin baktığın yere Allah bakıyor. Bir bak bakayım etrafına, hakikaten bakıyor. Ya. Son şey arkadaşlar, saatimiz geldi. Hemen birkaç dakikada bitiriyorum. Şu anda 55 dakika oldu. Cümlemi bitiriyorum. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın baki isimlerinin cilveleri olan o vaziyetler daire ilimde, elva-ı mahfuzada, elva-ı misaliyede baki oldukları gibi nur-u imanın verdiği bakiyane münasebet noktasında nur-u iman onu bekaya değiştiriyor. İman nuru. Arkadaşlar iman nurdur, iman kuvvettir. İmanın kuvveti demek maziyi kurtarıyor. Geçmişimizi ahiret yapıyor. İmanın nuru ise, imanın kuvvetiydi o. İmanın kuvveti geçmişimizi canlı yapıyor. İmanın nuru ise geleceğimizi nurlandırıyor. Kabire imansız bak bakalım. Nuru imanın verdiği bakiyane münasebet noktasında fevkal zaman bir vaziyette mevcutturlar. Sen o vaziyetleri çok cihetle ve çok manevi sinemalarda görebilir ve girebilirsin diye anladım. Şimdi ahirette göreceğiz ama şimdi giriliyor diyor. Bak. Görebilirsin, girebilirsin. Resul burayı kaçırmayacağız. Göreceksin ama şimdi giriliyor. İmanın seviyesine göre insan geçmişini geçebiliyor. Çünkü imanın iki sıfatını söyledi. İmanın kuvveti, imanın nuru. İmanın kuvveti ne yapar? Geçmişimize geçiyor. İmanın nuru geleceğimize geçiriyor bizi. İman. Onun için Müslüman anı yaşamıyor, anda geçmiş ve gelecek aynı beraber. Çünkü Müslüman geçmişiyle geleceğe bakıp anda yaşıyor. Kafir ise mazisi müstakbili yok. Mesela kafir düşünün, Allah ahiret inanmıyor. Geçmişi var mı? Geleceği var mı? Yok. Nasıl bakar? Çürüyeceğim diyor. Yılan, akrep, odun çürür gibi ben de gideceğim diyor. Bir tanesi demişler ki, ismini de vereyim size. Tarık Akan var ya. Zındık da, zındık. Allah'ın kâr edin bir zındık. Kendisini yaptırmış zaten. Demiş ki, arkadaşlar, aynı böyle demiş. O orada bulunan birisi de bana ulaştığın için, bu uzun biliyorsunuz. O hadise oldu çok. Bir tane zındığın bir tanesi, Allah niye var, Allah var mı, Allah kim yarattı? Bunlarla internette meşgul olurken bizim siteye denk geliyor. Site değil, YouTube'daki şey. Orada benim bir misal var. Adamı sarsmış. Ama onunla beraber. Kendisi yazıyor bana. Kendisi bana yazıyor. Ben falanca falanca Bodrum'da dedi. Tarık Akan'ın evinde kendisi şöyle dedi. Ben dedi. Zaten orada bütün hep yoldaşlar vardı diyor. Yoldaşlara anlat şey yaptım dedi. Ama ben bunu anlat oraya koyarken onları susturmak için değil. Ben sarsıldım. Yani inkarcılığı var ya, imansızlığı, yani onlar imansız demiyor. Fikrimde sarsıldım bu örnekten. Sarsılınca onlara attım ki bana cevap versin diye. Tarık Akan dedi ki diyor. Arkadaşlar pili biliyor musunuz pili? Pil. Ondan sonra odun biliyor musunuz odun? Ne yapar dedi. Biter, balon gibi söner, biter. Hayat budur demiş. Başka bir şey yok. Pilin bitmesi gibidir. Ben de dedi o pil deyince dedi
sizin diyor bir pil misaliniz vardı. Tak dedi, o hatırıma geldi. Dedim ki yoldaşım, kendisi aynı böyle yazıyor bak. Yoldaşım, pil bitiyor ama pille telefon çekiyorsunuz ya. Veya kamera. Pil bitiyor ama bitmesi filme dönüşmüyor. Pil bitti. Peki pil hiç uğruna bitsin, bitiremezsiniz. Ya pil bitmesi için kamera bitirir, ya ses kayıtları bitirir, ya yazı yazarsınız. Mutlaka bir şey yapar. Havaya bile enerji gönderir. O da hiçlik için değil. Pil biter ama havada enerji olur. Sıfır. Adem için pil bitmez. Sizin anlayacağınız tarzda. Telefonun pili bittince kamera çekiyoruz ya. Pil bitti. Nereye dönüştü pil? Videoya. Hayat bitti ama hayat pil gibidir dedi. Fakat çekilen kameraya dönüştü. Videoya dönüştü. Dedi ki yoldaşım pil bitti ama kameraya dönüştü. O kamera dedi hiç pile benzemiyor. Pile bak, videoya bak. Hiç alakası yok. Pilin içi diyor karanlık, bizim o misal vardı. Pilin içi karanlık ama ışığı çekiyor. Pilin içinde mekan yok ama çekilen videoda mekanlar var. Pilin içinde renk yok ama çekilen filmde şeyler var. Bu nasıl pil bitiyor ama dedi filme dönüşüyor. Bir anda soğuk şey oldu dedi. Konuyu değiştirdiler dedi. 5-10 dakika sonra o kadar bana tavır takındılar ki diyor orayı terk etmek zorunda kaldım. Ya yani pil bitiyor ama filme dönüşüyor. Öyle de değil. Bu daha ilerisi. Drrrr, oluyoruz. Nur İman'ın verdiği vakiyane münasebet noktasında fevkal zaman bir vaziyette mevcutturlar. Sen o vaziyetleri çok cihetle ve çok manevi sinemalarda görebilir ve girebilirsin diye anladım ve dedim. Madem Allah var, her şey var. Madem Allah var, her şey var. Darb-ı mesel cümlesi bu büyük hakikati da ifade eder. Kimin için Allah var? Yani Allah'ı bilse her şey mevcuttur. Kim Allah'ı bilmese ona her şey madumdur diye delalet eder. Demek elemli, karanlıklı, tahassürlü bir dirhem zevki aynı yerde 100 derece ziyade daimi elemsiz bir zevki sefaatle tercih edenler aksi maksatlarla aynı zevkte elim elemleri alır. Mesela biz de baklava yiyoruz ama besmele dediğimiz için bekaya inkılap ediyor. Bak o da baklava yiyor. Ben de baklava yiyorum. Ya o haram bu haram. Allah Allah, adama bak yani son cümleleri. Bak kitabı kapattım. O haram bu haram, yaşamayacak mıyız diyorlar. La bir haramı saysana bana lan. O haram bu haram, sanki her taraf haram işgal et. Saysana bana bir tane haram. Domuz eti. Başka ne var? Ulan domuz etine mukabil karada yaşayan 100.000 mahluk var. 100.000 havada yaşayan kuşlar var. Hadi 100.000'in 10.000'i yenmesin eti. Denizde yaşayan 100.000 de var. Biliyorsunuz. 300.000. 100.000 de nebatat 400.000. O haram bu haram. Sanki yapma hep. Hep harammış ya. Lan bir domuz eti lan. Kuş eti var. Ceylan eti var. Lan o haram. İçmeyin lan. İçeceklerin içinde bak bir tane haram var. Zıkkım. Elma suyundan, vişne suyundan, dut suyundan sayamazsın ki nimet alan atı suya. O haram bu haram lan, iki tane lan içecek de yiyecek. Domuz etiyle içki içti. Hani lan başka? Ona mukabil bak Allah karşısına ne koydu? O da olmasa bunun tadı da olmaz. Aynı şeyde Müslüman bakiyane lezzet alıyor. Allah istikametten ayırmasın. Amin. İhtine sıratel mustakim. Hakikatına mazhar eylesin. Vahir davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.